Kıyamete yakın namaz kılanların sayısı gitgide azalacak. İşte size kıyametin yaklaştığına dair güçlü bir ipucu daha. Camiler süslenecek ama ibadete önem verilmeyecek. Allah'a ve iman esaslarına inananların sayısı azalacak. Emanete kıymet verilmeyecek. Faiz yayılacak. Ticarette dürüstlük ortadan kalkacak. Fitne, dedikodu ve yalancılık artacak. Bir düşünürseniz, kimse en yakınındaki insana bile güvenmiyor artık, değil mi? Zina ve içki içmek gibi büyük günahlar çoğalacak. Çeşitli isimler altında şaraplar çıkacak, bir kısmı helal sayılacak. Açık saçıklık ve müstehcenlik yayılacak. Hayasızlık çoğalacak. Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecek. Cimrilik ve hırs artacak. Akrabalık bağları kesilecek. Bu alameti en çok dini bayramlarımızda hissetmiyor muyuz? Ne dersiniz? Büyükler küçüklere merhamet etmeyecek. Küçükler de büyüklere saygı göstermeyecek. Boşanmalar ve gayrimeşru çocuklar çoğalacak. Cihat ve irşat faaliyetleri terk edilecek. Sadece din dışı ilimler öğrenilecek. Düşünsenize, çocukluğumuzdan beri sadece din derslerinde birer tanım öğreniyoruz ve yazları camiye, Kur'an kurslarına gidiyoruz. Dini bilgimiz bunlardan ibaret. Tabiatın dengesi bozulacak. Dünya genelinde sel, deprem, yangın gibi felaketler artacak. Madenler yok olacak. Cinayetler çoğalacak. Yüksek yüksek binalar inşa edilecek. Kader ve ahiret günü inkar edilecek. Fark ettiniz mi? Küçük kıyamet alametlerinin neredeyse hepsi gerçekleşmiş. Bu işaretlerin gerçekleşmesi insanlığın artık ahir zamana, yani son döneme girdiğini göstermiyor mu? Şimdi gelelim kıyameti gösteren büyük alametlere. Dabbetül Arz. Ve kıyamet saati yaklaştığında onlara yerden bir dabbe çıkarırız. O da insanların bizim ayetlerimize kesin bilgiyle inanmadıklarını onlara söyler. Hakkında çok fazla bilginin olmadığı Dabbetül Arz için Kur'an-ı Kerim'de yerden çıkıp kafirlerle müminleri ayıracağı söylenir. Dabbetül Arz, kıyametin kopmasına yakın ortaya çıkacağı bildirilen ve kıyametin büyük alametlerinden olan bir yaratıktır. Bunun nasıl bir şey olacağıyla alakalı birçok farklı yorum vardır. Ama önemli olan bunun büyük bir işaret olduğu ve iman edenlerin bu tehlikeden Allah'ın izniyle kurtulabileceği müjdesidir. Yecüc ve Mecüc. Yecüc ve Mecüc isimli toplulukların insanoğluna büyük zarar vererek yeryüzünde bozgunculuk yapmaları da kıyametin bir başka büyük alametidir. Dediler ki, ey Zulkarneyn! Yecüc ve Mecüc adlı kavimler yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadırlar. Onlarla bizim aramıza bir engel yapman karşılığında sana bir vergi verelim mi? Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Zulkarneyn'in yaptığı bu set sayesinde insanlara saldıramayan Yecüc ve Mecüc isimli bozguncu kavimlerin kıyamete yakın tekrar çıkıp insanlığa saldıracağından bahsedilir. Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler. Gerçek vaat, kıyamet yaklaşır. Bir de bakarsın, inkar edenlerin gözleri açılıp dona kalmıştır. Eyvah bizlere! Doğrusu biz bundan gafildik. Hatta biz zalim kimselermişiz, derler. Bazı görüşlere göre bu topluluklar İslam ülkelerini işgal eden, bütün kütüphaneleri yakıp yıkan, Müslümanların altın çağını kapatıp onları karanlık çağa atan Mançur ve Moğollardır. Kıyamete yakın bir dönemde yine o kavimleri aratmayacak şekilde bozgunculuk yapan
dünyayı teröre boğan topluluklar çıkacaktır. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Deccal. Rivayetlerde Deccal'in çıkışı dünyanın en korkunç olaylarından birisi olarak gösterilir. Deccal, hadislerde yalancı, hilekar, iyi ile kötüyü, hakla batılı bilerek karıştıran, bir şeyi yaldızlayıp gerçek yüzünü gizleyen kötü bir kişi olarak anlatılır. Deccalların sayısı çoktur. Her asrın deccalları vardır. Bir hadis-i şeriften bunların sayısının 30'u bulacağını öğreniyoruz. Bunlar arasında ahir zaman deccallarının apayrı bir yeri var. Biri Büyük Deccal, diğeri de İslam Deccalı Süfyan. Süfyan, rivayete göre Müslümanların arasından çıkıp münafıkane bir şekilde dinsizliği ve haramları yayıp meşrulaştırarak insanların ebedi hayatlarını mahvetmeye çalışır. Müslümanlar arasında itibar bulmak için bazı din adamlarını kandırıp kendine taraftar yapar. Zaten o inkara, ahlaksızlığa, israfa ve yalana dayanan saltanatını insanları kandırarak sürdürür. Ancak Deccal'ı ve Süfyan'ı herkes tanımaz. Onların Deccal olduklarını herkes bilmez. Bunlar ancak büyük bir iman şuuru ve bu şuurdan kaynaklanan iman ferasetiyle bilinebilir. Mehdi. Deccal'ın ardından Ehl-i Beyt soyundan gelen Mehdi zuhur edecek. Deccal'ı öldürdükten sonra İslam dinini kısa sürede yayıp yeryüzünde hakim kılacak ve bütün kötülükleri ortadan kaldırıp adaleti tesis edecektir. Mehdi, ahir zamanda geleceği müjdelenen, kendisine Allah tarafından doğru yol gösterilen, hakka yöneltilen yüce kişi olarak tarif edilir. İnsanları, bilhassa Müslümanları doğru yola sevk eder. Zulüm ve haksızlıkların kol gezdiği bir dünyada adaleti tesis eder. İnançsızlık içerisinde bunalanları, imanı şüphe ve tereddütte olanları bu karanlıktan kurtarır. Onun gelmesi bir kıyamet alametidir. Kendisi müminlerin imanlarını pekiştiren ve bir inançsızlık akımı olan Deccalizmi yok eden büyük bir zattır. Hazreti İsa'nın gökten indirilmesi. Bir başka büyük kıyamet alameti ise Hazreti İsa'nın yeryüzüne inmesidir. İsa'nın inişi kıyamet alametlerindendir. Birçoğumuz dört büyük peygamberden biri olan Hazreti İsa'nın hikayesini biliriz. Allah'ın kudretinin bir eseri olarak babasız halde Hazreti Meryem'den doğar. 30 yaşına geldiğinde kendisine peygamberlik verilir. 3 sene sonra Allah tarafından göğe çekilir. Yahudilerin çarmıha gerdiği kişi Hazreti İsa'ya benzettikleri kendi adamlarıdır. Hazreti İsa aleyhisselamın ahir zamanda yeryüzüne ineceğine ve İslam hükümlerini tatbik edeceğine dair hadisler bulunur. Mehdi'nin zuhurunun ardından Hazreti İsa adil bir hakem ve yönetici olarak gökten inecek, haçı kırıp domuzu öldürecek, vergiler koyup zenginlik sağlayacak, Mehdi'nin arkasında namaz kılıp ona yardım edecek. Rivayete göre yeryüzünü fesada boğacak olan Yecüc ve Mecüc kavimlerini Hazreti İsa'nın duasıyla Allah helak edecek. Bir başka rivayete göre de Deccal'ı Mehdi ile birlik olup yok edecek. Duhan. Kıyametin büyük alametlerinden biri olan Duhan aslında duman demektir. Kur'an-ı Kerim'de bu isimde bir sure de var. Buna göre kıyamet yaklaştığı zaman gökten yeryüzüne bir duman inecek, bütün dünyayı saracak ve bu 40 gün devam edecek. Aşırı derecede ısınacak. Müminler bu dumandan hafif nezleye tutulmuş gibi çok az etkilenecek. Kafir ve münafıklarsa şiddetle sarsılacak, adeta sarhoşa dönecek. Güneşin batıdan doğması. En büyük kıyamet alametlerinden biri de bu. Düşünsenize, gök cisimleri kainat yaratıldığı günden beri çok ince ve hassas bir düzen içinde seyirlerine devam ediyor.
Nitekim Cenab-ı Hak da Rahman suresinin 5. ayetinde güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Bu düzenin bozulması ne kadar korkutucu değil mi? Kainatın yaratıcısı ve sahibi olan Allahu Teala insanlığın dünya hayatına son vereceği zaman yaratıp kurduğu bu hassas düzeni yine kendi irade ve hesabı dahilinde bozar. İşte o zaman güneş batıdan doğar. Bunu gören insanlar dünyanın sonunun geldiğini kesin olarak anlarlar. Fakat artık tövbe ve imtihan kapısı kapanmış olacağından bu idrak edişin kendilerine hiçbir faydası dokunmaz. İş işten geçmiş, fırsat elden kaçmıştır. Pişmanlığın bir faydası kalmamıştır.